Organik beslenme artık hayatımızda moda olmaktan çıktı. Sağlığımız açısından büyük önem taşıyor ve bir firmaya gidiyoruz. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an sizlere Konya Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden seslenmekteyiz. Yanımızda tarım makineleri ve aletleri teknikeri Yunus Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Yunus Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yunus Bey, burada verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başındaki izleyicilerimize sizi de yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Yunus Bey kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Memnuniyetle. İsmim Yunus Tarı. Konya İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü. Tarım alet makine teknikeri olarak görev yapmaktayım. Evet. Bu hizmette de 2005 yılından beri bu kurumda devam etmekteyim. Hı hı. Verilen hizmet burada Konya bölgesi ve çevre illerde dahil olmak üzere evet. Tarla faresi maalesef üreticilerin baş belası olan tarla faresinin zehirli yem, uyday hazırlama, karma, paketleme ve bunların dağıtımı ile ilgili sorumlu makine teknikeri olarak görev yapmaktayım. Evet. Şimdi biraz da bu makinelerin çalışma prosedürleri nasıl, makineler hakkında bilgi verir misiniz bizlere? Tabii ki. Makinemiz daha önceden biz göreve başlamadan önce elle bu işler karılıyormuş. Evet. Kürekle vesaire. Bir ara karma makine yuvarlak bir şey vardı en son bizdeyken öyleydi. Tabii bunlarda takdir edersiniz çinko fosfür. Başta karaciğer, böbrek olmak üzere birçok etkisi var. Bunların kanseri yol açılıyor. Evet. Bu gibi etkenlerden ve teneffüs ederken bunları teneffüs etmeyelim. Ne kadar koruyucu maske takarsanız takın. Hı hı. Bunu direkt solunum yoluyla aldığınız için size evet. Dezavantaj olarak ölüm riskine kadar yol açtığı için bunu bu riski tamamen %100 yapamayız ama bunu azami kaça indirebiliriz diye düşündük. Evet. İnternet ortamında birkaç kişiyi araştırdık. En son çok şey yapmanı. İl müdür yardımcımız Sayın Fevzi Bey, Fevzi Tosun Beyefendi. Zaten bu programdan sözleşilen de bilgisi var. Onun evet. müsaadesi dahilinde olmaktadır. Evet. Onunla birlikte kendimin daha önceki araştırdığım birçok firmalar içerisinde Ziya makinesi sahibisi. Hı hı. Ziya Bey'in buraya teşrifleriyle birlikte bir proje ürettik. Dedik hem iş gücü nasıl aza indirebiliriz, hı hı. hem iş riskini nasıl aza indirebiliriz şeklinde bir proje üreterek evet. en son sistem bu yaptık. Kısaca özetlersek eskiden omzumuzdan yük atardık. Şimdi öyle bir şey yok. Birazdan göreceğiz onu. Evet. Amacımız hem iş yükünü aza indirmek, işçiyi yormamak, hem de iş tehlikesi yani ölüm riskini minimuma indirmek amacımız buydu. Bunu da şimdilik başardık. Gerçekleştirmiş olduk. Hiçbir şey son sistem değildir. Teknoloji her zaman beyni yorduğunuz zaman daha evet. güzellerini bulursunuz. Evet. İnşallah biz bunu başardık. Başka firmalarda daha güzel bir şeyler yapar, topluma da hizmetine sunar. Evet efendim, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın da devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Konya Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.